Hayırlı sabahlar. Size saygılar, sevgiler, hürmetler. Çok güzel bir kahve. Gökçek kahve. Evet, hangisini içeceğimizi şaşırdık. Hem böyle 11'i bir arada hazır kahve. Starbucks Nescafe gibi tehlikeli değil ha. Onlar hep kimyasal içerdiği için başınıza iş açar. Allah korusun. Kanserojen madde içeriyor Starbucks'ın kahvesi. Ne? Tehlikeli madde. 10 yani ben belki 100 defa söyledim ama 101 defa daha söylemem lazım. Çünkü AVM'lere gittiğimde Starbucks'ın önünde kuyruk oluyor millet. Sanki bir defa dağıtılıyor. Americano, Americano. Amerikan'a karşı Turco ürettik. Turco. Kafe Turco. İsmini değiştirdik. Kafe Turco. İçerisinde moringa var. Vitamin, mineral, enzim deposu. Aynı spirulina gibi. Binlerce vitamin, mineral, enzim var. Moringa. Mastikam var. Gastrit, ülser, reflüye karşı. Leden gülü var. Gastrit, ülser, reflüye karşı. Aslan yelesi var. Beyinli tadilat, tamirat yapar. Yapısı, dokusu, özellikleri bozulan hücreleri yeniler. Çakşır var. Kahvede, çayda, kolada kofein var. Kofein sürekli kofein tükettiği mi kısırlığa sebep olur. Sperm kalitesini düşürür. Erkeklerde ve bayanlarda hormonal dengeyi bozar. Bunu önlemek için çakşır ve seri ilave ettik. 11 artı 1. Bu şekilde sıcak suyla kara su iç. Veya Türk kahvesi. İkisinde de çok güzel. Evet. Tadı güzel, içimi güzel. Ne yapıyoruz? Birine devam edelim. İkisimizden içemeyeceğimize göre birine devam edelim. İkisi de güzel. Bu kahveden bugün fazla bahsetmeyeceğim. Ne bahsedeceğim? Çok enteresan bir olay oldu. Ondan bahsedeceğim. Arnica Montana. Arnica Montana, öküz gözü çiçeği de denir buna. Öküz gözü. Çok mübarek bir bitki. Maslı çiçeği, altın çiçek, Türkistan çiçeği, Türk çiçeği, morluk otu, yara otu, kaz otu, sarı çiçek, öküz gözü çiçeği, kurt otu, çürük otu, kas otu vesaire. Neden böyle deniyor? Her türlü ezilme, burkulma, morarma. İş kazası, trafik kazası, spor kazası, karate, tekvando, judo, yedin yürü, mos oldu, elin yüzün, çenen, vücudun herhangi bir yere. İki defa Arnica Montana kremi sürüyorsun. Şurada da kremi resmi var. Arnica Montana. Şimdiye kadar Arnica'dan fazla bahsetmedim. Neden bahsetmedim? Çünkü kullanımını bilmezseniz bu kan sulandırıcı olduğu için çaylara, çay karışımına 100 gram, çaya karışımına 5 gramdan fazla katılmaz. Kan sulandırıcı, kanı temizleyici. Bu nedenle ezilme, burkulma, morarma. Evet, şimdi ta İbn Sina'dan beri bilinen, kullanılan bir ürün. İbn Sina'nın tavsiyesi var bu konuda. Helenalin denen etken, bir sürü etken var. Flavonoidler, flavonoidik glukozitler, helenaliler vesaire vesaire, sesku terpenler. Düsseldorf Üniversitesi'nden Profesör Doktor Wilhun ve ekibi iltihapları önlediğini, ağrıları giderdiğini, ağrılara karşı. Toplar damar zafiyeti olan hastalar üzerinde denilmiş, etkisi ispatlanmış, ödemi, ağrı, sızı, baldırda, bacakta iyileştirdiği belgelenmiş. Yine toplar damar sorunu olan 100 hasta üzerinde tedavi denemeler yapılmış. Evet.
Şimdi oğlum karate kursuna göndermiştim. Almanla çocuğuyla kavga yapmış 12 yaşında. Tabii vurunca çocuğu tabii morartmış. Gitmiş bir gün sonra Alman bir arkadaşını daha getirmiş. Onu dövmüş. 2 gün sonra 2 kişi daha getirmiş. Üçünü de dövmüş. Üçüncü gün 3 kişi getirmiş. Dördünü dövmüş. Dördüncü gün bir tane karateci getirmiş. Arnavut. 15 yaşında ama karateci. Benim oğlan ona bir defi atmış. Oğlumun baldırı böyle atmalı şeklinde izi kalmış. Mosmor olmuş. Hanım dedi ki gördün mü yaptığını? Ne yaptım? Çocuğun bacağı mosmor olmuş. Ne olacak şimdi? Hiç sorun değil. Arnika kremi var. Tabii o zaman bizim burada üretmemiştik bunu biz. Yeni ürettik. Eczaneden almıştık. Süreceğiz, geçecek dedik. Sorun yok. Ezilme, burkulma, omuz ağrısına, efendim kas ağrısına, sırt, bel, her tarafa. Fakat son yapılan araştırmalarda BAPMET'e baktım da Arnica Montana kansere karşı etkili olduğu, Sübhanallah dedik, belgelenmiştir. Kansere karşı çok iddialı antikanserojen özelliği olduğunu Profesörü Doktor Danuta Zugier, Piotr Fugier, Jona Jakubowski, Christiana Winor, Polonyalı mıdır nedir? Çok komik isimler var. Klinik araştırması yapmışlar, belgelemişler kansere karşı. Evet, Polonyalılar ne yaptığı önemli değil. Biz ne yaptık? Şimdi vatandaşın birisinin geçen söylemiştim kocası şeker hastalığından dolayı pardon Salim Bey eşim diyor hanımın da şeker hastalığından dolayı ayak baş parmağı morarmış parmağı doktor kaybediyoruz kangren demiş kesilmesi lazım. Beni aradılar. Arnika kremi deneyelim dedim. Deneyelim. Bilmiyorum yani. Denemek lazım. Evet ezilme, burkulma, morarmaya iyi gelir ama böyle ağır bir vakada ne kadar etkili olur bilemeyeceğim. Buyurun hanımefendi hazretleri. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ne yaptık? Salim 6 ay Arnika kremi almış hanıma kullanmış. Ayak baş parmağını kararma, morarma nedeniyle doktor ayak baş parmağını kaybederiz dediği ayak için ayak baş parmağında ağrılar, kramplar vardı, morarma vardı. Baş parmağı kaybetme riski vardı. Arnika kremi kullandık diyor. Ayaklarında rahatlama ağrılar geçti. Ayak baş parmağını kaybetme riski ortadan kalktı. Allah sizden razı olsun. Salim Bey güzel bir yorum yazmış. Ülke Hanım, benim eşim eşin elektrik çarpmış. Elektrik akımına kapılmış diyor. Elektrik akımına kapılmış. Sağ kolunda zedelenme oldu. Kolunu hareket ettiremiyordu. Kolunda elektrik akımına kapmış. Sağ kolunu kullanamıyordu diyor. Hareket ettiremiyordu. Ben kocamın arnika kremi aldım. Kocam için diyor arnika kremi aldım. 2 defa sürmeme rağmen 1 hafta içinde etkisini göstermeye başladı. Her 1 hafta içerisinde 2 defa sürmesine rağmen etkisini böyle elektrik akımından parmakları patlamıştı. Öyle söylemişti. Ne yapacağız? Elini hareket ettiremiyor. Koluna akımından dolayı. 2 defa sürmüş. 1 haftada hemen düzelmeye başlamış. 1 haftada. Rabbim ilminizi artırsın hocam. Allah sağlık satırsın demiş. Sağ olun. Emine Hanım, arnika kremi kullanıyorum, cildi yumuşacık oluyor.
Arnika kremi kullanırım, cildim yumuşacık oluyor demiş. Sultan Hanım, hocam sizden arnika ve hamamelis kremi aldık, kullanmaya başladık. Kocamın baldır ve bacaklarında ödem ve şişlikler oluyordu, ağrıdan duramıyordu. Sizin arnika kremini kullandı, ağrıları geçti. Kocasının baldır ve bacaklarında ödem, şişlik, ağrı vardı diyor. Arnika kremiyle şah geçti. Arnika kremiyle ilgili söylenecek çok söz var. İsteyen BAPMET'e baksın. Yani bu kadar da olmaz diyeceksiniz ama olur. Niye olmaz? Tabiatta, doğada her şeyi Allah vermiş. Aklını kullanana. Burada klinik araştırması var. BAPMET'e bakabilirsiniz. Bana inanmıyorsanız. BAPMET'te ne diyor? Profesör Danuta Zugier, Piotr Zugier, Jana Jakubowski, Gil, Christiane Radoslav Kovalovski. Kovalovski. Aha, bu Kovalovski Türk olabilir, dedesi. Polonyalıların, Rusların dedeleri %50 Türktür. Ukraynalıların, nereden bilin diyeceksin. Haplogrup B1. Haplogrup B1 yazın, çıkar. Ruslar, Slavlar, yani bu Polonyalılar, Ukraynalılar %50 üzeri Türk, ataları dedeleri. Hristiyanlaşmış Türkler. İngilizler, bu İspanya'nın kuzeyi, Fransa'nın güneyi, o bölgede Bask bölgesi, %70-80'e varan Türk. Katalanlar Türk, nereden bilin diyeceksin. Amerikalılar, Avrupalılar incelemişler. Bu insanların soyunu, ırkını inceleyen bir genetik şifre var. Haplogrup, haplogrup. Yazarsanız çıkar. DNA'sını inceliyorlar, kanını. Kanından anlaşılıyor, kromozom yapısından anlaşılıyor. Bu insan atası dedesi kim? Hangi soydan geliyor? Haplogrup, biz reis. Dedemizin dedesinin dedesinin dedesi de 25 bin yıl önce Hazreti Adem'den çocuklarından birisi gitmiş, altarlara yerleşmiş. Bir oğlu olmuş. Bu R1. Urallara gitmiş, yerleşmiş. İkinci oğlu R2. Şimdiki Pakistan'a gitmiş, yerleşmiş. Pakistan, Hindistan, Afganistan, oradaki nüfusun da yarısı Türk soyu kanı taşıyor. Dünyadaki 8 milyar insanın 4 milyarı Türk kanı taşıyor. 4 milyarı. 2,5-3 milyarı pardon. 4'te 1'i yani, 4'te 1'i Türk kanı taşıyor. Ben söylemiyorum. Haplogrup söylüyor. Üniversitelerin yapmış olduğu araştırma söylüyor. Bu konuya girmeyelim. Neyse, uzun bir hikaye. Çok zamanımız alır. Biz Arnika'da kalalım. Arnika. Arnika Montana. Arnika Montana. Evet. Ayak baş parmağını kaybetme riski taşıyan, doktorun ayağını kurtaramayacağız dediği vatandaşı, Arnika çiçeğinin kremini ürettik. Ha, Türkiye'de birçok piyasada arnika kremi var ama içinde arnika yok. Türkiye'de yetişmiyor, belki dağlarda yetişiyordu. Türkistan'da yetişiyor. Almanya'dan getirmek istedim. Çok pahalı. Çocuklar Almanya'da, benim iki oğlan iki kız. Dedim nereden bulursan oradan getirin. Meksika'dan getirdiler. Meksika'dan sipariş verdiler. Meksika'dan geldi. Pahalı. Türkiye'de kilosu bana 100 avroya mal oluyor. Sedir balı. Sedir odunu. Sedir odunu. Çok güzel, aromatik bir koku yayıyor. Bir şey daha ürettik. O da ne diyeceksiniz? Sedir bisküviti. Bisküvit. Sedir bisküviti. Şaka yapıyorum.
Sedir bisküvi. İncecik kestirdim çocuklara. Şöyle. Sakız gibi çiğniyorum. Ferahlık veriyor. Ağız içini temizliyor. Ağız kokusu çok güzel. Sedir bisküvi gibi incecik kestirdim. Bunun destilasyona damıtılarak elde edilen ekstraktından, eterik yağından parfüm üretiyoruz. Yakında 1, 2, 3, 4 değil 40-50 çeşit parfüm kolonya geliyor. Aa, pardon, sediri göstereceğim, arnikayı göstermişiz. Sedir böyle bir ağaç ki Toroslar'da 2000 yıllık sedir, çam ağaç. Böyle 3 metre çapında bir ağaç. 2000 yaşında. 2000 yaşında ağaç mı olur? Oluyor. Nasıl oluyor? 2000 yaşında ağaç olmasının sebebi şu. Bu bitkinin yaymış olduğu eterik yağ her türlü bakteriyi, virüsü, mantarı, paraziti öldürüyor. O nedenle hiçbir parazit, bakteri, virüs, mantar bu bitkiye zarar veremiyor. Normal olarak ağaçların ömrü 40 yıl, 50 yıl veya en fazla 500 yıl falan filan. Ama sedir 2000 yıl yaşayabiliyor. Onu bu kadar uzun yaşatan şey nedir? Yaymış olduğu eterik, üretmiş olduğu eterik yağ, uçucu yağlar. Sedirle ilgili yeni bir araştırma yapılmış. Sedir odununun destilasyona damıtılarak elde edilen eterik yağ HIV virüsüne, pardon, HSV virüsüne, yani herpes simplex, yani uçuğa sebep olan, ağız ve çevresinde uçuğa sebep olan virüsü yok ettiğini belgelemiştir. Genital bölgedekine HSV 2 denir. Herpes tip 2 genital bölge. Ağız ve civarında olana HSV 1 denir. Herpes labiales de denir. Uçuk. Virüsünü yok ediyor. Uçuk. Bu zarflı virüs. Ha, sadece bu değil. Birçok bakteri, virüs ve mantara etki. Yüzlerce klinik, hatta kansere karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Yeni bir çalışma yapılmış. Göğüs kanseri, kolon kanseri, rahim ağzı kanseri vesaire. Onu bu kadar değerli yapan şey nedir? İşin püf noktası burası. Tüketmiş olduğumuz gıdalar mitokondri hücre içerisinde mitokondriler tarafından yakılarak enerjiye dönüşür. Mitokondri neye benzetebiliriz? Nanometre boyutta atom santrali, enerji üreten merkez. Şekeri burada yakıyor veya yağı oksijenle yakıyor, enerji ortaya çıkıyor. Artık madde ortaya çıkıyor. Artık maddeler nedir? Asetik asit, laktik asit, formik asit, bunları çok kolay suya ve karbondioksite dönüştürüyor, değiştiriyor, atıyor vücudumuz. Fakat bu artık maddelerden biri de nasıl ki odunu yaktınız, kömürü yaktınız, gaz çıktı. İşte oksijen de burada glikozu, şekeri yakarken ne ortaya çıkıyor? Serbest radikal nedir? ROS. Reaktif oksidatif stres. Türkçe şöyle diyebiliriz buna. Oksijen, radikal oksijen türevleri çıkıyor ortaya. Süper oksijen anyonu gibi. Çok tehlikeli. Neden tehlikeli? Çünkü eksi 2 elektron var. Yani elektron alması lazım. Nereye saldırıyor? Alıyor. DNA'ya saldırıyor. Oradan elektron almaya çalışıyor. Böylece günde 2 trilyon DNA kırılması oluyor. Antioksidanlar tarafından tamir edilmezse o kişi değil 70-80 yaşına varmadan, 10 yaşına varmadan Allah öbür aleme gider.
İkinci tehlikeli, birinci tehlikeli ROS, reaktif oksidatif stres, yani oksijen, serbest radikal oksijen türevleri, tehlikeli madde. İkincisi azot. Bu da RNS, reaktif nitrojen stres, yani türevleri, azot türevleri, serbest radikalleri. Bu da ne yapıyor? Nitrik oksit vesaire serbest radikal şeklinde elektron alıyor DNA'dan ve hücreleri bozuyor. Eğer bu durdurulamazsa kansere sebep olur. Zamanla. Nasıl durduracaksınız? Süperoksit dismutaz enzimiyle, katalaz enzimiyle, glutatyonla, alfa lipoik asitle, astaksantinle, pine barkla vesaire. Biz ne yaptık? SOT ürettik. Süper oksijen anyonu. Enzim ürettik. Bir. Glutatyon ürettik. Serbest radikalleri yok edici. Üç. Pine bark ürettik. Çam kabuğunun destilasyonu damıtılar edici. Serbest radikalleri yok edici. Dört. Astaksantin ürettik. Bunların hepsi de serbest radikalleri yok eder. Serbest radikalleri anlamazsak hiçbir şey anlamayız. Nasıl ki odunu, kömürü sobada yaktığınızda kül ortaya çıkar ve gaz ortaya çıkar. Lodos estiğinde kömür kalitesi ise zehirlenmeler olur. O kadar tehlikeli. Kömürden gaz çıkıyor. Bacadan çıkmasa, evde kalırsa lodos estiğinde duman öldürülürse insanları, o zehir. İşte tüketmiş olduğumuz gıdalardaki glikoz yakılarak enerjiye dönüşürken gaz ortaya çıkar. Bunlara ROS denir veya RNZ, oksijen olursa ROS, azot artıkları olursa RNS, yani reaktif nitrojen stres. Azot türevleri, oksijen türevleri, serbest radikalleri, tabii bunlar tehlikeli. Bunlar antioksidanlar tarafından zararsız hale getirilmezse bitti gitti. Kanseri tetikler. Evet. İşte burada sedir mükemmel bir antioksidan. Ana bunlar bisküvit değil, bisküvit. Bisküvit gibi kestirdim çocuklara. Şöyle 1 gram değil. 1 gramı onda biri kadar ağzınızda çiğnediğinizde zaten her türlü virüsü, bakteri, mantarı yok ediyor. Hem de ağız kokusu çok güzel aromatik bir tat veriyor. Ha daha kolay yok mu bunu? Niye böyle diyeceksiniz? O zaman sedir yağı damlatın suya 3 damla. İçin. Bitti gitti. Onu da üretiyoruz hamdolsun. Sedir yağı, sedir balı. Sedir balı da bu balı, bu sedirin şu kozalağı, bu kozalağında milyonlarca polen yayıyor. Arı bu poleni alıyor, bala dönüştürüyor. Sedir balı çok kaliteli. Ama biraz pahalı. Evet, bizim Toroslar'da balcılıkla uğraşan, sedir balı üretim yapan dostumuzdan biz alıyoruz. Satışa sunuyoruz. Ama diğer ballar gibi değil bu bal. Farklı. Sedir balı. La ilahe illallah Muhammed Resulü. Bu neymiş Hacı abi? Evet, maka. Maka gördüğünüz pancar. Böyle çeşit çeşit renklerde olabilir. Kırmızı, beyaz, mor, siyah. Bir tanesi bana diyor ki hangi pancar şey, maka iyi, kırmızı mı, beyaz mı, sarı mı, yeşil mi? Rengarenk olabilir. Onun içindeki etken maddenin
kalitesini belirlemez. Siyah da olabilir, kırmızı da olabilir, yeşil de olur, mavi de olur, rengarenk olabilir. Makamakadır. Şu kaliteli, bu kalitesiz diye bir anlamı yok yani. Ben beyaz isterim, ben kırmızı isterim, ben mavi isterim. Bazılar böyle çocuk gibi bana diyor ki, ben bundan isterim, ben bundan isterim. Öyle gerek yok yani. Hepsinin içeriği aynı. Aynı etki yapar. Sadece biraz aynı toprakta yetişiyor, aynı bölgede yetişiyor, yan yana yetişiyor. Birinin rengi öyle, öbürünün diğeri öyle. Bu önemli değil. Çok yüksek oranda protein içerir. Maka. Maka makador ürettik. Bir de maka tri ürettik. Maka tri de sporcular için enerji verir. A vitamini, B1, B2, B3 vitamini, C vitamini, D vitamini içerir. Demir, magnezyum, bakır, sodyum, potasyum mineraller içerir. 19 çeşit amino asit içerir. Beynin fonksiyonlarını artırır. Depresyon, kaygı, panik atağı önler. Beyin ve epifiz bezelerinin çalışmasını güçlenmesini sağlar. Adet diyorum, bayanlardaki adet anormalliklerini düzenler. Cinsel fonksiyonları erkeklerde ve bayanlarda artırır. Menopozun rahat ve sorunsuz atlatılmasını sağlar. Falan filan. Vatandaş ne diyor? Salim Bey, maka doğru. Önceden çok yani maka aldım, çok kandırıldım diyor. Maka aldım, kandırıldım. Çok rahatsız oldum. Ama saygıdeğer İbrahim Bey sağ olsun beni rahatlattı. Neşemiz yerine geldi. Gerçekten kafamdan yük kalktı. Kullanır kullanmaz etkiledi. Selamlar hocam. Bu makador hem erkeklere hem bayanlara hormonlarını düzenlediği için, hormonal düzenlediği için kalıcı tedavi yavaş yavaş etki yapar. Kimyasal gibi hemen alınca hemen ilişki için değil bu. Hormon düzenleyici hem bayanlarda hem erkeklerde. Bu nedenle bazıları diyor ki ben makador aldım hiçbir faydasını görmedim. Bu okus pokus değil yani okus pokus. Al hemen kullan yarım saat sonra cinsel ilişki için değil bu. Tedavi edici. İyileştirici. Yavaş yavaş. Hormonal dengeleri düzenleyici. Vücudu temizleyici, arıtıcı. O okus pokus yok. Yani kimyasal gibi al kullan değil. Ha onun için ürünümüz var. Epimedium macunu al kullan hemen yarım saat sonra etki yapar. O ayrı bir şey. Ama bu ayrı bir şey. Bazıları yanlışla makador kullandım da yarım saat bekledim bir işin faydasını görmedim. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey değil. 3 ay, 5 ay, 6 ay. Yaşla da ilgili bir problem. Mesela yaş ilerleyenlerin artık çemen kullanması lazım. Kan dolaşımı sorunlarının ortadan kaldırılması lazım. Ayhan Bey, hocam benim kuzenim makador seti göndermişsiniz. Adam tövbe estağfurullah. Kudurmuş, tutturmuş. Bir daha öleneceğim diye. Tövbe tövbe. Kuzenin makador kullanmış. Şimdi tutturmuş diyor. Kudurmuş diyor. Tövbe tövbe. Bir daha öleneceğim diye tutturmuş. Ben şehirde yaşıyorum. Yoğun ve yorucu bir işim var. Eve gidince yemek ye. Biraz TV seyret. Tamam. Hanım bir şey isteyecekti. Yine rezil olacağım diye. Korkuyorum. Benim imkanlarım var. Ama cinsellik sıfır, sıfıra yakın diyor. İmkanlarım var, maddi durum iyi ama cinsel bakımdan sıfıra yakın benim durumum diyor. Kuzenim bana da makaseti gönderdi diyor. 3 ay düzenli kullandım. Cinsel hayatım tekrar canlandı. Allah razı olsun. Oh, dua da aldık. Oh, çok güzel. Ailelerin dağılmasının, bozulmasının, çözülmesini önlediğimiz için mutluyuz. Makador kapsülü kullandın, Mustafa Bey öyle diyor, cinsel performansım anlamında çok katkısı oldu, teşekkür ederim demiş. Biri de makador ismiyle yazmış. Yaklaşık bir aydır makador seti kullandım, erken boşanma ve kan akışı konusunda zayıflık vardı, şimdi resmen
uzun bir şey anlatıyor. Oraya fazla girmeyin. Makador kullandım. Cinsel performansım çok arttı. Eken boşalmayı önlüyor. Maşallah iyi. İbrahim Bey, makador kullandım. Enerji veriyor. Eken boşalmayı önlüyor. İlişki süresi uzatıyor demiş. Daha birçok yazı var. Burada yorum var. İsteyenler bakabilir. Bu hanımefendi hazretleri Fransa'dan getiriyoruz. Şöyle böyle dedi. Biz formülü bulduk. Daha iyisini yaptık. Formül nedir? Söyleyeyim mi? Neyse. O kadar da açık vermeyelim. Yeter yani. Bunun içerisinde 10 çeşit bitki ekstraktı. Artı bazısına girmeyelim. Yeter bu kadar. Bazısına girmeyelim. Bu kadar yeter. Türkiye'nin en büyük sorunu ve tek sorunu. Diğer sorunlarda hatta Kuzey Irak sorunu, Suriye sorunu, Yunanistan sorunu, Ermenistan sorunu, Rusya, Amerika sorunlarından daha büyük sorunu evlenme çağında olup da evlenemeyen insanlar. 22,5 milyon, yani 1/4 evlenme çağında olup da evlenemeyen veya evlenmiş boşanmış yalnız yaşayan insan var Türkiye'de. 22,5 milyon. Biz geçen bir kahvaltı yapalım da arkadaşlar. Sabah kahvaltısı, pazar günü. İsteyenler eşleri de gelebilirdik. Baktık, 40 kişiden sadece 3'ü evli. 3'ü. 40 kişi çalışıyor, ofiste, fabrikada toplam. Sadece 3'ü evli. Allah Allah, hiç düşünmemiştim böyle. Araştırdım, sordum, soruşturdum. Ne oluyor, neden evlenmiyor bu kadar insan? 21 ile 51 yaş arası. 40 kişi, 21 ile 51 yaş arası. Gencinden ihtiyarına kadar. 3 kişi evliymiş. Diğerleri evli değil. Türkiye'nin en önemli sorunu, birinci sorunu budur. Evlenme çağında olup da evlenemeyen. 40 kişide 3 kişi ne demek? 100 kişide 7,5 kişi demek. Evli demek. 100 kişide, gençlerde. Yani nüfusumuz genç, nüfusumuz şöyle, nüfusumuz hepsi yalan dolan. Gerçek ortada. Evlenme çağında olup da evlenemeyen insan var. Milyonlarca. Almanya buna çözüm getirdi. Ne yaptı? Bekarlardan fazla vergi alıyor, evlilerden az vergi alıyor. Çocuğu olanlardan daha az vergi alıyor. Vergi sistemini değiştirdi. Bir de çocuğu olanlara çocuk parası verdi. Bilmem ne yaptı. Sistem değişti. Eskiden Almanlar evlenmiyordu. Evlense de çocuk yapmıyordu. Şimdi 7-8 çocuğu olan Almanlar var. Bütün dünya tedbir alıyor. Biz ne yapıyoruz? Boş boş konuşuyoruz. Ben de boş konuşuyorum. Bir faydası oluyor mu? Olmuyor. Yani param olsa da millete 1 milyon dağıtsam hadi bakayım evet evlenin çocuk yapın diye. Evlenme çağında olup da evlenmeyen sebepsiz yere vatana ihanet ediyordur. Bu kadar sert konuşuyor. Niye diyeceksin? Rusya ile cebelleşiyoruz. Amerika ile cebelleşiyoruz. Çin. Bizim böyle ufak tefek Yunanistan, Ermenistan düşmanımız değil. Ortamızda da tam Doğu Türklüğü ile Batı Türklüğü arasında bir Ermeniden daha kötü olan Ermeninin dostu İran var. Fars. Dünyada dost olmayan tek milletiz. Evlenme çağında olup da evlenmeyen bazı sebepler başka. Şu bahane, bu bahane olmaz. Çocuk yetiştirmeyen insan bu vatana, bu millete ihanet ediyor demektir. En büyük tehlike evlenmemek, çocuk yapmamak. Bu sebep, hiçbir sebep bunu engel olamaz. En büyük sorunumuz budur.
Herkesin evlenmesi, çocuk yapması gerek. İşte şu kadar maaş alıyorum da durumum şudur budur. Yani her ne yaparsa yap, herkesin evlenmesi lazım. Rızık veren Allah'tır deyip herkesin evlenmesi lazım. Yoksa Allah korusun, sonumuz iyi değil. Çok kötüye gidiyor. 40 kişiden 3 kişi evli. Birkaç sene önce Çerkezköy'e gittim. Çerkezköy'ün bir köyüne, büyük bir köy. Dağlarda, taşlarda bitki resmini çekiyorum. Geldik bir çay içelim diye. Kahveye oturduk. Okuldan ses gelmiyor. Dedim ki okul tatil mi? Ne var? Bayram mı? Yok dediler. Taşıma eğitim. Taşıma eğitim nedir ya? Taşıma eğitim nedir? Okuldaki çocukları başka okula, şey, köye gönderiyoruz. Allah niye? Var mı böyle bir şey? Japonya'da bir çocuk için bir tren, bir köyde bir aile kalıyor. Bir çocuk için bir tren 5 yıl o çocuğu okula götürür, getiriyor, götürür, getiriyor. Bir çocuk için bir tren çalıştırıyorlar 5 yıl. Okuldan geri kalmasın diye. Devlet yapıyor. Biz ne yapıyoruz? Taşıma eğitim. Taşıma eğitimle ne verim alacaksın? Eğitimde dünyada sıfırız. Neyse moralim bozuldu ya. Ne konuşacaktım ben? Damla sakızı, mastikam. Tövbe estağfurullah, tövbe tövbe. En büyük derdimiz evlenme çağında olup da evlenemeyen insanlar. Mastikam mıydı neydi? Tövbe estağfurullah. Nereye koymuş bu adam bu resimleri ya? Mastikam. Nerede mastikam? Damla sakızı. Damla sakızı yok mu? La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ben niye? Yok mu? Adama söyledim halbuki. Neyse mastikam. Aa burada bir var mı? Buldum. Mastikam. Şimdi bu sakız ağacından reçinesi çiziliyor ilkbaharda. Akan reçinesi toplanıyor. Eskiden Avrupa'ya, Amerika'ya ihraç ettiğimiz şey şimdi bulamıyoruz. Yunanistan'dan geliyor ya. Kilosu 2000 lira. Türkiye'nin bütün Ege bölgesinde yetişir. Akdeniz bölgesinde yetişir. Kimse yetiştirmiyor. Alt üstü bahçene ağaç dikeceksin. Bu kadar basit yani. Fideyi dikeceksin. Kendiliğine yetişiyor. Su da istemiyor. Arada bir sularsan daha iyi. Yani bu kadar basit. Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan 2000 lira kilosu. Şimdi de artmıştır dolardan dolayı. Yani. Ne böyle oluyor anlamıyorum ben. Eskiden sattığımız şeyi şimdi bulamıyoruz. Neyse bu sakız ağacını destilasyona damıtılarak elde edilen ekstraktını biz kullanıyoruz. Ne için? Mide için. Profesör Doktor El Habal ve ekibi 12 parmak bağırsağı ülserini tedavi etmiş. Nottingham Üniversitesi İngiltere'den Profesör Doktor Huvez ve ekibi gastriti tedavi etmiş. Güney Kore, Hong Kong Üniversitesi'nden Profesör Kim, Profesör Lee mide kanserini tedavi etmiş. Mastikam. Mide kanserini. Bizde bir de damla sakızı. Bunun da macunu var bir de. Damla sakızı macunu. Efendim Asterioris Theodoras Zergentinianis Trifantini falan filan ne yapmışlar? Kolesterol, lipid, trigliseritleri önlediğini belgelemişler. Profesör Doktor Dabos ve ekibi Atina'da mide ağrısı, mide yanması vesaire rahatsızlığını tedavi etmişler. Cagliari ve ekibi korona hastalığını ülseratif kolit, morbus kolon tedavi etmişler. Ve Miami Üniversitesi, Selanik Üniversitesi, Atina Üniversitesi ortak bir çalışma yapmışlar. Kolon kanserini tedavi etmişler. Mastikam. Sakız ağacından elde edilen damla sakızı. Destilasyona damıtarak elde edilen ücü. Mastikam'ın içerisinde sadece damla sakızı yok tabii ki. Biz ne yapıyoruz?
Geliştiriyoruz, değiştiriyoruz, dönüştürüyoruz. Gelişim, değişim, dönüşüm. Mastikam. Gelişim, değişim, dönüşüm. Ne var? Damla sakızı ekstraktı. Mercan köşk ekstraktı. Tıbbi inane ekstraktı. Akgünlük yani Boswellia ekstraktı. Meyan kökü ekstraktı, sinlot ekstraktı. Metil sulfonul metan etken maddeyi hedefe taşıyan madde içerir. Bor, çinko, magnezyum vesaire içer. Evet, Adem Bey ne diyor? Hocam, selamun aleyküm. 4 senedir mide sorunu yaşıyorum. Damla sakızı macunu 4-5 gündür kullanıyorum. Şikayetlerim azaldı. 4-5 gündür kullanıyormuş. Macunu da var bizim. Damla sakızı macunu bunun. Bağırsağında kandida olanlar için kapsülü, kandida olmayanlar için macunu da kullanabilir. Mustafa Bey, hocam damla sakızı macunu setiyle mide şikayetinden sayenizde kurtuldum, Allah razı olsun demiş. Şemsinas Hanım, bende de var mastikam seti, sayenizde reflüden kurtuldum, reflü. Yasin Bey, midemde mastikam setiyle mide rahatsızlığından kurtuldum. Sağ olun demiş. Sebahat Hanım, Allah razı olsun sizden. Bir aydır mastikam seti kullanıyorum. 5 aylık hamileyim. Midemde yanma kalmadı. Hamileyken kullanıyor. Hamileyken. 5 aylık hamileyken kullanıyor. Ahmet Ali Karatepe, hocam sizin tarifiniz mastikam setini kullanıyorum. Gastrit, ülser, reflü iyileşti çok şükür demiş. Kamil Bey, hocam 16 sene mide rahatsızlığım var. Bu yüzden gitmediğim doktor, kullanmadığım ilaç kalmadı. Mastikam seti sayesinde 10 senedir hiçbir şey, 10 sene önce kullanmış. 10 senedir hiçbir şeyim yok diyor. 16 sene doktor gelmiş, çeşitli ilaç kullanmış, bu faydasını görmemiş. 10 sene önce bizim ürünü kullanmış, iyileşmiş. 10 senedir hiçbir şeyim yoktu. 10 senedir olmuş. Hiçbir sorun yaşamadım. Yasemin Hanım, mastikam setiniz sayesinde annem ülser, gastrit, reflüden kurtuldu. Doktorların verdiği mide koruyucuyu kullanmıyor. Allah sizden razı olsun. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyoruz. Çok dürüst bir insansınız. 5 yıldır ürünlerinizi kullanıyoruz. Sizi takip ediyorum. Yeni ürünlerinizde 4 kez de bekliyoruz. Yeni ürünler 4 kez de bekliyoruz. Bizde ürün çok. Yeni bir ürün daha üretiyorum. Adı nedir? Betayin HCL. Pancar kökü ekstraktı ve çemen ekstraktı, çentiyen ekstraktı vesaire oluşur. Bu da mide asidi yetersizliği nedeniyle sindirim zafiyeti yaşayanlar için özel bir kapsül. Şimdi Betayin birçok firma üretiyor. İçinde 300-400 mg Betayin var, gerisi dolgu. Pirinç nişastasını dolduruyor, gönderiyor. Biz ne yapıyoruz? Çentiyen, mide asidinin kalitesini artırır. Çemen, pepsin, 10 çeşit bitki ekstraktıyla güçlendiriyoruz. Paradan kaçmıyoruz. Ama zarar oluyor, ama ne yapalım? Evet, daha birçok yorum var. İsteyenler kendileri bitkisel tedavi noktasına bakabilir. Geçen bir hanımefendi gece ayağına kramp girmiş. Ağrıdan sızıdan duramıyor. Kalkmış beni arıyor. Gece saat 3. Buyurun hanımefendi hazretleri, saat 3 ne oldu? Bu saatte niye arıyorsun? Bu saatte aranmaz. Ya kusura bakmayın, özür dilerim. Kramptan ayağımın üstüne basamıyorum. Uykularım kaçtı. Dolanıyorum evin içerisinde ama ağrılarım durmuyor. Ne tavsiye edersiniz? Bizim ürünleri kullanıyorlar ailece.
Ne var evde bizim ürünlerden dedim. Annem için işte 40 kilit bamya, magnezyum malat kullanıyoruz. Ona çok iyi geldi. Onun ürünleri var. Magnezyum malat kullan dedim. Başka gerek yok. Magnezyum malat kullan. Magnezyum eksikliği baldır ve bacaklarda kramp oluşur. İki tane kapsül almış, yatmış. 5 dakika sonra hiçbir şey kalmamış. Bir gün sonra beni arıyor, diyor ki sizi rahatsız etmemek için tekrar aramadım ama kapsülleri 5 dakika sonra çok güzel uyumuşum. Sağ olun, Allah razı olsun. İyi ki varsın. İyi ki varsın Gökçek.com.tr. Evet, bakalım başka ne diyor? Ülkü Hanım diyor ki tırnaklarımda enine basıklar oluştu. Tırnağında böyle enine basıklar oluşmuş. Oluştu. Ben de 2 ay magnezyum malat seti kullandım. Tırnaklarımdaki basıklar geçti. Mükemmel bir ürün. Tırnaklarına basık tırnakların magnezyum eksikliğinden şekli bozulmuş. Kullanmış magnezyum malat. Nerede magnezyum malat? Magnezyum malat. Tabii ki magnezyum malat varsa ne var? Ormuz gemisi var. Ama nereye gitmiş Ormuz gemisi Hacı abi? Magnezyum malat varsa Ormuz gemisi de vardır. Songül Hanım, huzursuz bacak sendromu için magnezyum malatı 1 aydır kullanıyorum. Eskiye nazaran daha az kasılmalarım oluyor. Güzel bir ürün. Emeğinize sağlık. 1 aydır kullanıyormuş. 1-2 ay daha devam ederim. Esra Hanım, değerli hocam, öncelikle Allah sizden razı olsun. Kimyasal kullanmadan geçmek bilmeyen sırt ve kas ağrılarımdan magnezyum malat ile Allah'ın izniyle sizin sayenizde kurtuldum. Maşallah. İyi Gökçek adına değerinin olduğundan bilinsin. Ha. Bilge Hanım, ağır migren hastasıyım. Ağır migren hastasıyım. Magnezyum malat ile migren ataklarım bayağı azaldı. Sağlık buldum. Kramplarım, baş dönmelerim tümüyle bitti. Oo, maşallah. Kramplarım, baş dönmelerim. Migren ataklarım magnezyum malatla tamamen normale döndü. Magnezyum malat. Şimdi biz üretiyorsak ne yapıyoruz? Kaça mal olur? Onu düşünmüyoruz. Çok safız. Düşünmüyoruz. Allah kerim diyoruz. Bizim üretmiş olduğumuz magnezyum malatta magnezyum malat var. Spirulina ekstraktı. Çok yüksek oranda. Spirulina 2000 çeşit enzim, 94 mineral, B1, B2, B3, B6, B12, K vitamini, A vitamini vesaire vesaire içerir. 40 kilit ekstraktı içerir. Kemiklerdeki, bağ dokusundaki, kaslardaki silisyum oranını artırır. Silisyum bağ dokusunu, bütün vücudu temizler. Her türlü pislikten atılmasını sağlar. Dur Hacı abi. Magnezyum malat. Ha şuradaymış. Hacı abi. Magnezyum malat. Evet. Metil sülfonil metan içerir. Artı C vitamini. Fakat herhangi bir C vitamini değil. Ester C. Kalsiyum el askorbik asit. Bağışıklık sistemi güçlendirir. Kullananların yorumlarını duydunuz. Evet, bugünlük bu kadar yorum. Sorulara bakalım Hacı abi. Hayırlı, bereketli, huzurlu, mutlu yaşamlar dilerim demiş Fatih Bey. Sağ olun, Allah razı olsun. Aha dur ya. Şurada çok önemli bir şey var. Sorudan önce unuttuk. Pardon. Öküzün büyüğünü akıllı unuttuk dediler ya köyde. Platin. Orme platin. S. Ne demek? Orme platin S. Selenyum demek. Hem platin hem selen içerir.
Ne için? Kanser için. Birçok firma üretiyor. Ne üretiyorlar? Ne üretiyorlar? Cisplatin kimyasal. Karboplatin kimyasal. Oksaliplatin kimyasal. Bu nedir? Doğal. Nanometre boyutta. İlaç rehberi. .com. İlaç rehberi .com dedim, başka bir şey çıktı. İlaç rehberi. Siz de bakabilirsiniz evde. İlaç rehberi, ilaç rehberi. Şuraya bassam olur herhalde. Evet, ne yapıyoruz? Cisplatin. Yan etkisi yazıyoruz. Ben geçen baktım, abo dedim. Siz de abo diyeceksiniz. Niye diyeceksiniz? Yan etkilerini saymakla bitmez. Kalıcı veya ağır ishal veya kusma. Ağır ishal veya kusmaya sebep olabilir. Dudak yaraları, ağız ülseri, yüz, dudak ve ağızda, boğazda şişme, kuru öksürük, nefes alamama, yutma güçlüğü, el ve parmaklarda halsizlik, karıncalanma, aşırı yorgunluk, normal olmayan berelenme, kanama. Bunu zaten kanser hastası değil de sağlıklı insanı versem öldürür. Kimyasal ilacı. Tövbe estağfurullah. Sağlıklı insan versen gider. Allah korusun. Evet, platin. Platini birçok işlemden geçirdikten sonra platin tetraklorit elde ediyoruz. Platin tetraklorit. Burada sadece platin yok. Bor, çinko, mangan, altın, gümüş vesaire vesaire. Hepsini söyleyemeyiz tabii ki. Yani kimyasal platinlerin yan etkisi çok tehlikeli madde. Ama bu mineral hale getirdik platini. Mineral içilebilecek. Nasıl ki altını, gümüşü, demiri, iyotu içilebilecek pikometre boyuta indirgediysek platin de yaptık. Benden başka yapan var mı bunları? Bunları dünyada benden başka üretebilen bir Allah'ın kulu yok. İyot eksikliği, hipotiroide karşı, demir eksikliği, kansızlık sorununa karşı, beyin, beyindeki ağır metal kimyasalları temizlemek, sinir sistemini temizlemek için, her türlü viral enfeksiyon fark etmez. Her türlü, her türlü. 3 günde şu malum adını bile söylemiyoruz. Niye? Kara listeden bir ön listeye, kırmızı listedeyim. Sayfamı kapattılar bir sefer. 550 bin kişilik sayfam gitti. Şimdi tehdit alıyorum. Bak, sayfanı kapatırız. Konuşma bu konuda. Konuşamıyorum. O konuda konuşamıyorum. Subhanallah. Ne yapalım? Şeytanın eline düştük. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Facebook gibi, YouTube gibi, Google gibi alternatif sistemler üretebilecek güçtedir, yapabilir. Nasıl Çin yapıyor? Türkiye'de yapabilir. Alternatif. Çok para isteyen bir iş. Yoksa yapılmaz değil, yapılır. Maliyetli bir iş, ekip işi. Neyse. Şimdi, kimyasal platin ne kadar tehlikeliyse, mineral atomik boyutundaki platin o kadar faydalı. Her türlü. DNA tamir eder, hücre yeniler, kansere karşı. Dünyada en etkili ve yan etkisi yok. Birleşimdeki selen, antikanserojen, bağışıklık sisteminin antikor salınımını artırıcı, antioksidan, serbest radikalleri yok edici, tiroidi çalıştırıcı, kemoterapinin yan etkilerini giderici, üşütme, grip, nezleye karşı bağışıklığını güçlendirici,
tüberküloz ve hepatit C'yi önleyici. Kadınlarda rahim ağzı kanserini önleyici. Bağışıklık sistemini güçlendirici, iltihapları önleyici. Vücutta oluşan yanık ve yaraları iyileşmesini hızlandırıcı. Kepeklenme, mantar, kandida vesaire yok edici. Evet. Orme PLT. Yeni ürünümüz. Orme PLT. Miyom, kist, nodül, yağ bezi, tümör, lösemi vesaire her türlü tehlikeli durumlara karşı. Orme Platin. Evet, şimdi sorulara bakalım. Ne demiş Haşim abi? Merhaba hocam, inulin hakkında bilgi verir misin? İnulin en çok ne de var? Kara halile, kara hindiba. Kara hindiba kökünde çok yüksek oranda inulin var. İnulin nedir? Bir tür şeker. Çok tatlı olmayan bir şeker. Polisaharit. Bu inulin ne işe yarar? Faydalı bakterinin besini. Sarımsakta var, soğanda var ama en çok kara hindiba. Biz onun kapsülünü ürettik. Kara hindiba ile yapılan klinik araştırması da kansere karşı özellikle nöroblastom, sinir ucu tümörüne karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Lösemiye karşı, kansızlığa karşı vesaire vesaire. İnulin çok çok önemli. Bağırsaktaki faydalı bakteri çoğalmasını sağlayıcı. İnulin. Kara hindiba da var, kan yapıcı. Evet. 3-4 aydır lavaboya gittikten sonra birkaç damla tekrar idrar geliyor. İdrar yolları enfeksiyonu olabilir mi? Olabilir. İdrar yolları enfeksiyonu varsa ne yapıyoruz? Ayı üzümü G seti kullanıyoruz. Bağırsakta kandida yoksa O seti de yeterli. Bağırsakta kandida varsa G seti kullanmak lazım. Bunu anlamak için de sabah kalkınca bir bardak suya tükürüyorsunuz. Tükürüğünüz saçaklanıyorsa, çöküyorsa, yapış yapıştırıyorsa kandida var. Kandida varsa G seti, kandida yoksa O seti kullandığınızda ayı üzümü G veya O. Trigliserit seviyesi biraz yüksek. Kandaki hocam nasıl düşürebiliriz? Trigliserit seviyesi düşük, yüksekse hiç sorun değil. Enginar. Enginar seti G. Bağırsaklarda kandida varsa G seti, kandida yoksa O seti de yeterli. Kandida olup olmadığını tükürük testiyle anlıyoruz. Tükürük testi yaparsanız. Tükürük testi yapmazsanız kan telinde çıkmaz, idrat halinde çıkmaz, defacit halinde çıkmaz. Çünkü bağırsaklarda kene gibi yapışır. Bir, dokunuş şeklini, rengini alır. İki, sürekli biyofilm üretir. Streç folyo gibi onun altında faaliyet gösterir. Üç. Annemin midesinde Helicobacter pylori çıktı. Doktorun verdiği ilaçlardan yan etkisi fazla bağırsakları çökertip mantar üremesine sebep olacak. Biz yan etkisi olmayan doğal bitkisel çözüm arıyoruz. Ne dersiniz? Evet, ne deriz? Gökçek burada var deriz. Bir, laden gülü. İki, mastikam. Mastikam nereye koymuşuz? Mastikam. 3 Boşveriya. Sorun değil. Kiloluysa kişi artı lahana mix. Lahananın birleşiminde metilmetilyonun sulfonun bromit isimli çok hassas bir amino asit var. Midede gastrit ülser reflüye sebep olan Helicobacter pylori en doğal, en etkili şekilde yok eder. Dünyada gastrit ülsere karşı en etkili ürünler bir lahana mix. Bir profesör doktor çıkmış televizyona diyor ki lahanayı şöyle haşlayın böyle kaynatın falan filan. Kakkuk. Bilgilerin çoğunu benden çalıyor. Seyrediyor ama seyrediyor. Madem doğru seyret. Ben ne diyorum lahana kaynatılmaz. Haşlanmaz. Kaynatırsan haşlarsan birleşimindeki en etken madde nedir? Metilmetilyonun sulfonun bromit. Hassas bir amino asit. Yok olur. Bulanın birleşiminde faydalı bakteri de asido lactobacillus asidiflus
Kandida yok eden faydalı bakteri dolu. Ezlerden aldığınız probiyotiklerden daha yoğun. Bifido bakterisi var. Faydalı bakteri dolu. Hatta bizim bir doktor var, Süleyman Bey. Annesi için ürün alıyordu. Dedi ki ben dedi bu çiviyle üstten delik açıyorum dedi. Kapağında. Balkonda bekliyorum. Bekletiyorum. Bir iki hafta fokur fokur kaynıyor. Ondan sonra içiyorum. Niye? Faydalı bakteri maksimum seviyeye ulaşır. İçimi çok sert olur. İçilmez. Olsun ama çok faydalı. Çok faydalı ama ben içemem şahsen. Yapanlar yapıyor. Kapağını açıyor. Şu üstüne delik açıp da hava aldı mı ne olur? Faydalı bakteri çok aşırı yürüyor. Çok eşki olduğu için ben içemem ama içenler içiyor. Gastrit ülser reflüye karşı. Boswellia. Klinik araştırması var. Mastik kam. Kolon kanserine bir de kanserine daha etkili. Laden gülü. Bunlar hepsi en ağır bir de kanserini daha tedavi eder. Sorun değil. Köpçek var, problem yok. Bunlarla ilgili yorumlar zaten var. Mastikkama bakın, Ladengül'e bakın vesaire. Hocam, Orme PLTS kullanmaya başladım. Kanser hastası değilim. Sigaranın zararlarına gitsin. Amaçlı kanser olmadan da kullanınca bir şey olur mu? Kanser hastası değilim. Sigaranın yan etkilerini gidermek için kullanmak istiyorum diyor. Orme PLTS kullanabilirsin. Her yaşta herkes kullanır. Zaten ben bir ürün üretmeden önce kendim denerim. 2 ay 3 ay. Sonra elemanlara denettirdim. Çoğu alır kullanır. Sonra bizim ürünleri kullanan gönüllü eş dost var. Onlar kullanırlar. Sonra satış istiyor. Aylarca uğraştıktan sonra ben kaç yıldır bununla ilgili çalışıyorum. Yani hemen ben şunu üreteyim diye kafada hemen. Üreteyim. Öyle bir şey yok. Deney yapa yapa. Araştır. Literatürleri. PubMed'de var mı? Nereden? Ne zaman? Nasıl üretilmiş? Bunu dünyada üreten bir benim. Benden başka da yok. Ama onlar kimyasal üretiyor. Yan etkisi çok büyük. Biz doğal üretiyoruz. Günaydın demişler. Muhterem günaydın. Hayırlı yayınlar. Sağ olun. Teşekkürler Nadime Hanım. Şahmuz. Hocam Allah sizden razı olsun. Yeğenimin sırtında ve ensesinde yağ bezleri vardı. Çok rahatsızlık veriyordu. Zerdeçal G seti kullandı. Çok şükür yağ bezlerinden eser kalmadı. Zerdeçal G. Ne var burada zerdeçalda? Zerdeçal maytake deve dikeni. Artı kanserde orma PLT artık değişti. Kanser vakalarında miyom, kis, nodül, yağ bezinde orma PLT. Orma demek monoatomik halde yani orbital. Yağ bezleri için kullanmış ne olmuş? Yağ bezleri erimiş. Şimdi bana bir çocuk getirdiler. Çocuğun şu sırtında 18 santim yağ bezi şu kadar. Sırt üstü böyle yatamıyor ağrıdan öyle yatamıyor sırt üstü hep ağız üstü yatabilirse yatıyor o da sağa sola döndüğünde ağrıdan dayanıyor ağlıyor. Çocuk uyanıyor bir daha da uyuyamıyor falan filan. Doktorlar demiş ki çocuk çok küçük bu yaşta ameliyat olmaz. 12-13 yaşına geçsin ameliyat alalım. Aramışlar bulmuşlar geldiler dedim ki zerdeçal setiye düzenli kullanırsan erir sorun değil. Yavaş yavaş zamanla. Tamam dediler. Bu bizim ürünleri kullanmaya başladılar. 6 ay sonra 6 santime kadar küçüldü. Artık çocuğa rahatsız vermiyoruz diye bıraktılar. Tövbe estağfurullah.
2-3 ay daha kullanacaktım, bitti gitti, eriyecekti tamamen. 6 santime kadar küçüldü çocuk, sağa sola dönünce artık rahatsızlık vermiyor, ağrımıyor. Sinire basınç oluşmadığı için artık sorun yok. Bu böyle dursun, ileride ameliyat. La ilahe illallah. Yapacak bir şey yok. Göğsünde yaşlı bir teyzenin 18 santim tümör vardı, tümör. Kanser hastası. Doktorlar 3-4 ay sonra ölür demişlerdi. Ürünleri kullandı. Bir yılda mercimek kadar kaldı, mercimek. Yatalak kalan, altından üstüne oğlu bakımını yapıyordu. Altını temizliyor, yediriyor, içiyor. Sürekli annesiyle uğraşıyordu. Bizim bu ürünleri kullandıktan 6 hafta sonra ev işi, börektir, çörektir, mutfak, çaydır, çay, her şeyi yapar hale geldi. 18 yaşındaki kız gibi evde koşturuyordu kadıncağız, 83 yaşında. İkinci oğlu gelmiş. Bir yıl aradan sonra ikinci oğlu gelmiş. Vefasız bir evlat. Gelmiş bakmış annesi. Genç bir kız gibi evde koşturuyor. Demiş ki ne oldu anneme? Gökçek ürünleri kullanıyor. Eski adı zencefil, limsa. Her türlü miyom, kist, nodül, yağbezi, tümörü eritir. Neden limsa ismini koyduk? Çünkü bitki tozu yerine bitki ekstraktı. 10 kat güçlendirdik. Katlandı. O nedenle eskiden yarım fincan içiyorduk. Şimdi 2 çorba kaşığı yeterli. Yarısı kadar. Her türlü miyom, kist, nodül, yağbezi, tümör eritir. İlk buluşum iksirdir. 35-40 yıl oldu. Ben daha sarayım artık kaç yıl önce. Evet. Günaydın. Günaydın. Evet. Udu Hindi ekstraktı üretecek misiniz? La ilahe illallah. Muhammed Resulullah. Udu Hindi ekstraktı üretiyoruz zaten. Süperkritik demek istiyorsan, süperkritik satamam hacı abi. Çok değerli. 100 kilo udu hindi, 3 litre sıvı ekstrak çıkar. Yani 100 kilo udu hindi demek 10 bin lira demek. 10 bin. Nerede bu udu hindi kökü vardı orada kavanozda? La ilahe illallah Muhammed Resulullah. 100 kilo udu hindi. Alsanız da ne yapacaksın? Kullanamazsın kardeşim. Kardeşim. Bunu destene toz haline getirdikten sonra 100 kilodan 3 litre çıkıyor. Bunun 100 kilosu zaten 10 bin lira. 1 litre aldın diyelim. Bize maliyeti. Sadece ham madde maliyeti. Kaç bin lira? 3.500-4.000 lira. Şeyle karbondioksit vesaire elektrik şu bu hariç. Ben kaça satacağım? Ha. Zaten kullanamazsın sıvı ekstraktı. Çok sert. Bir damla dahi alıp kullanamazsın. Biz bunu ne yaptık? Udu hindi süper kritik ekstrakt, sıvı akışkan ekstraktı. Aynı sefa mix yağıyla karıştırdık. 40 çeşit bitki var burada. 40 çeşit. Karıştırdık. Aynı sefa da kansere karşı. Ama tabii 40 çeşit bitki var. İçilebilir hale getirdik. Ama buna rağmen günde 3 defa bundan ne kullanıyorsunuz? Bir çay kaşığı. 3 defa bir fazla alamazsınız. Neden? Çok ağır. Evet, günde 3 defa bir çay kaşığı alabilirsiniz. Profesör Doktor Haşim ve ekibi. Göğüs kanseri, akciğer kanseri, kolon kanseri, mide kanseri, rahim kanseri, prostat kanseri, beyinde tümör, lösemi, her türlü kanseri tedavi etmişler. 2014. Malezya'ya gittim. Bu adam bu uniliğiyle nasıl kanseri tedavi ediyor? Sır, bazı şeyleri vermemiş. Nasıl yapıyor kanseri tedavi ediyorum diyor udu hindiyle. Ama nasıl? Ekstrak, hangi ekstrak, nasıl ekstrak? Süperkritikli olduğunu öğrendiğimde süperkritik sistemi kurmak için kafa verdim. Yo,
Fakat çok maliyetli, çok pahalı olduğu için kuramadım. 1 milyon 250 bin dolar, 1 milyon 300 bin dolar, 1 milyon bilmem ne, milyondan aşağı inmiyor da dolar. Sonunda rekabet firma çoğalınca biraz düştüğü fiyatı hemen gittim aldım, getirdik, kurduk. Bir sürü sorun yaşadık ama üretmeye başladık hamur. Videoları var. Ulu hindi. Süperkritik karbondioksit ekstraksiyon yazarsanız Google'da çıkar. Süper kritik karbondioksit ekstraksiyon falan filan. Aa, şöyle. Gökçek yazmak lazım. Bu süperkritik ilgili o kadar yazı var ki. O zaman videoya bakacaksın. Video. Ne dacı? Şu görseller mi? Yok değil. Sübhanallah. Hı? Ha, YouTube'a gireceğim. Ha, YouTube'a baktım, yok. Ha, süperkritik karbondioksit ekstraksiyon Google'da videolara bakarsanız Gökçek çıkar. Anlatıyorum orada. Detaylı bilgi var. 26 dakika. Burada fabrikada çekimler vesaire de var. Görebilirsiniz. Evet. Ulu Hindi sıvı ekstraktını süperkritik satamayız çünkü kullanamazsınız. Kullanamazsınız. Bir litresinin maliyeti bize söyledim. Siz alsanız ne yapacaksınız? Ama biz bunu hazırladık zaten. Aynı sefa mikserle karıştırıyoruz. Ama kullanmadan önce çalkalayacaksınız. Çünkü ağır olduğu için dibe çöküyor. Karıştırmana çalkalama. Kullanmadan önce bir çay kaşığı yeterli. Hepsi var içinde. Hocam benim hanım çok zayıf, iştahsız, halsiz, dermansız ve perişan. Çentiyan G seti. Bağırsağında kandida varsa G. Bağırsağında sorun yoksa mini set de yeterli. Çentiyan mini. Kullandığı zaman 6 haftada 6-7 kilo alır. Hiç sorun değil. Hocam merhabalar. Hayırlı yayınlar. Bizim sülalede kıllanma, tüylenme sorunları var. Kıl tüy için krem üretecek misiniz? Kıl tüy için ürün üreteceğiz. Ama henüz parfümler, kolonyalar, kremler yavaş yavaş satışa sunuyoruz. Kalıp sabunlar, onları da üretiyoruz. Kademe kademe. Çok güzel bir ekip kurduk. Ar-Ge çalışması yapıyorlar. Özel bir kozmetik eleman aldık. Sadece bu parfümlerle vesaire. Bir tane eleman da yine mühendis. Kremlerle ilgili. Bir diğeri hepsi ayrı ayrı konusunda uzman. Ben mesela Arnika krem üretim dedim. İçinde şu şu olsun. Yaptılar. Ne işe yaradı? Vatandaşın ayak baş parmağı kesilecek kangrenden. Kurtardı. Bu kadar etkili olduğunu ben de bilmiyordum. Evet, birçok özelliğini biliyorum. Hatta kansere karşı bile etkili. Hocam annem kötü huylu. Mesane kanseri için sizin Zerdeçal seti Mayteke Ayüzümü ürünlerini kullanıyor. Bir yıldır çok şükür kan telleri temiz çıktı. Çok sevindik. Gerçekten mesane kanseri için. Kötü huylu mesane kanseri için Zerdeçal seti Mayteke Ayüzümü kullanıyor. Ha. Geçen yine böyle bir hanımefendi çok yoğun mesane kanseri, doktorlar ameliyat demişler ama ameliyatta sadece mesane değil, sağ solu bayağı temizlik alacaklar. Bizim ürünleri kullandıktan sonra kadıncağız diyor ki, yani bir kuzu kesmiş kadar kan aktı diyor. Bütün pisliği aktı diyor, boşaltmış. Akıyorsa aksın dedim, yani açan pislik akıyor. Böyle pıhtı pıhtı şeyler geliyor. İyidir iyidir. Sorun yok dedim. Anlatıyor, dua ediyor. Buna benzer bir durumdu. Abimin karaciğer yağlanması, doktorların tavsiye ettiği kimyasaldan, abimin karaciğer yağlanması var. Doktorların tavsiye ettiği
ürünlerden, yan etkilerinden korkuyor, siz ne tavsiye edersiniz? Hiç sorun değil, burada Gökçek var, enginar seti mini, kullansa bile yeterli. Bağırsan da kandida yoksa, enginar mini. Bağırsan da kandida varsa, ki vardır bu tür rahatsızların sebebi, bağırsak florasının çökmesi, o zaman ne gerekir? G seti. Enginar G. Kandida varsa enginar G. Kandida yoksa hiç de onu değil. Hocam sizden Allah razı olsun demiş. Sağ olun, Allah razı olsun sizden de hepimizden. Hocam komşum Alman. Anne ve oğul çok kilolular. Sizin Forskol'un setini kullanıyorlar. Çok memnunlar. 4 ayda ortalama 30 kilo verdiler. Alanya'dan, Alanya'da evet. Anne, Alanya'da çok Alman var. Özellikle bu emekliler falan filan. Bazıları da işsiz güçsüz çalışmak istemeyenler orada yaşıyor. Çok yoğun Alman var. Anne ve oğul çok kilolu. Aradılar, ürün gönderdik. O yorum yapmış arkadaş. 30'er kilo vermişler. 4 ayda 30'er kilo. Almanca konuşmuştuk, hatırlıyorum. Evet. Maşallah. Devam ederse daha da verir. Sorun değil. 7 ayda 70 kilo veren bir beyefendi var. 7 ayda 70 kilo. Şimdi asansöre kadar 5-6 basamak var. Adam zor çıkarmış çocukları 5-6 basamak asansöre kadar. 5-6 basamak merdiven çıkamamış. Zor. Asansöre bindirmişler. Kendileri yukarı merdivenle koşarak çıkmışlar. Asansörden çıkarmışlar adamı. İçeri girdiğinde kapıdan giremedi. Yan girdi böyle. Yan girdi. Düz giremedi. Yan girdi. Oturdu buraya. Dedi ki zayıflamak istiyorum. Hiç sorun değil. Kaç kilo verebilirsin? 5 ayda 50 kilo, 6 ayda 60 kilo, 7 ayda 70 kilo dedim. Şaka mı yapıyorsun? Hayır, şaka yapmıyorum. Forskolin dünyada en etkili, en doğal zayıflatıcı. Forskolin nane gibi bir bitki. Bunun destilasyona damıtılarak elde edilen özü. Forskolin. Ya adam inanmadı. Dedim ki alt hafta deneyelim. Faydasını görürsen devam. Faydasını görmezsen kullanma. Tamam dedim. Forskolin. Alfa lipoik asit, forskolin, spirulina. Bunları beraber kullanmak lazım. Spirulina vücudun vitamin, mineral, enzim ihtiyacını karşılar. Aşırı açlık duygusunu giderir. Alfa lipoik asit mevcut yağların yakılmasını sağlar. Böylece kişi yeme ihtiyacı duymaz. Yağları yakar. Burada Forskolin Garcinia Cambogia meyvesinin ekstraktını da içerir. Garcinia Cambogia hidrositrik asit içerir. Normal limondaki, portakaldaki sitrik asitten 40-50 kat daha güçlü yağ yakıcı. 1-2 tüketmiş olduğumuz gıdalar yağ dönüştürülerek şeker olan, fazla şekerli bir şey yediniz, karbonhidratı, ekmek, mantı, makarna, börek, çörek. Bunları ihtiyaç olana kadarını yakar, fazlasını ne yapar? Bünyemiz yağ dönüştürerek depolar. Erkeklerde karın bölgesi, bayanlarda basenler falan filan. Kiminde elma şeklinde kilo, kiminde armut şeklinde kilo oluşur. İşte bu Forskolin'i kullandığınızda şekerin yağa dönüşmesini engeller. Hidrositrik asit. Garcinia Cambogia. Adam geldi, 6 ay oluyor herhalde. Dedi ki beni tanıyor musun? Tanımıyor. Gerçekten tanımıyorum. Yani yalan mı söyleyeyim? Tanımıyorum. Dedi ki ya ben o 180 kiloluk adamım. Oğullarım getirmişti zorla. Kapıdan girememişti. Ha evet, Allah Allah, sen o musun oyum? 70 kilo vermiş, 110 kiloya düşmüş. 70 kilo.
Dedi ki pandemiden dolayı ara verdim. Para sıkıntısı çekiyoruz. Konserlere katılamıyorum. Bu müzik orkestra, müzik eğlencelerde. Trompet çalanı ne dinliyordu? Ne bileyim ben işte. Müzisyenler trompet çalıyor. Bom 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 bom. 70 kilo. Burada Fatih Çarşamba'da Kayserili bir hanımefendi Ayşe Hanım geldi bize. Çocuğunu da çocuklar getirdi. 160 kilo yürümekte zorlanıyor. Doktoru mide ameliyatı, mideye kelepçe takacağız falan, küçülteceğiz falan filan demiş. Ameliyattan korkmuş, çocukları getirmiş buraya. Sorun değil dedim. 6 ayda 60 kilo verirsin dedim. Yapma, gerçekten gerçekten. 6 ayda 60 kilo verdi. Buraya geldi, konuştuk. Doktoruna gitmiş, doktor demiş ki olsun biz yine de ameliyat edelim. Kelepçe takalım. Dedim ki doktorun kusura bakma da derdi ne yani? Derdi senin sağlığın mı yoksa senin paran mı? 100 kiloya düşmüşsün. Çarşıya pazara alışverişe kendin gidiyorsun. Her türlü işini yapabiliyorsun, yapıyorum. Ev işini yapıyorum. Niye ameliyat olacaksın? 60 kilo vermişsin. Sırtından bir çocuk çıkmış. 60 kilo bir insan çıkmış. 60. Sırtında bir tane 60 kilo ağırlığında bir insan taşıyormuş gibi. Yük taşıyormuş gibi. Çimento. Çimento torbası 50 kilo. Çimento torbasından daha ağır bir yük taşıyor. Ne istiyorsun? Doktorum, doktorum diyebilir. Her şey diyebilir. Yani bazı doktorların hepsine demiyorum ama doktorların da. Bakın bu bizim sektörde 10 bin firma var. 9.980'ini merdiven altı. Vergi vermemek için. SSK vergi mesela ödememek için. 3 kağıt yapıyorlar. 9.980. %99'u dalıveren. Ha geri kalanlar düzgün mü? Fasoncu öbürleri de. Profesör doktor fasoncu. Doçent doktor fasoncu. Doktor fasoncu. A firmasından şampuan, B firmasından sabun, D firmasından çay, E firmasından kapsül alıyorlar. Satıcı adamlar. Biz uzmanız diye bir de televizyona çıkıp böyle konuşuyorlar. Ne konuşuyor? Boş konuşuyor, boş. Ne diyor? Depresyona karşı pırasa. Oo, şak şak şak, bravo, helal. Başka bir televizyon programında depresyona karşı ıspanak. Pırasayı unuttu. Pırasayı unuttuğu için ıspanak diyor bu sefer. Ispanak. Başka bir televizyon programında depresyona karşı ne tavsiye edersin? Hocam diyorlar, büyük alim, profesör, doktor. Adam profesör, doktor ya. Pırasa ıspanağı unuttu. Bu sefer ne diyor? Ne sallayacak? Bir şey sallaması lazım. Maydanoz. Maydanoz diyor. Başka bir televizyon programında depresyona karşı ne tavsiye edersin efendim diyorlar. Efendi Hazretleri tabii ki. Dereotu diyor. Çünkü önceki söylediğini unutuyor. Kafa gidik. Öyle bir adam Türkiye'de depresyona karşı pırasa, ıspanak, maydanoz, dereotu diyor. Her programda başka bir şey söylüyor. Halbuki depresyona karşı Google'a gir. Ne etkiledi diye yaz. Depresyona karşı etkili bitki yaz. Yazalım. Depresyona karşı etkili bitki. Bu kadar basit. Yaz Google'a. Ne çıkıyor? Ha. Papatya, lavanta, melisa, çakşır, ginseng. Ama en önemlisini unutmuşlar. Nedir? Sarı kantaron. Burada olmayanlar da var. Bakoba, gota kola. Bu kadar basit. Bu kadar basit bir şeye ebem de girse, deden de girse, ninen de girse, çocuğun da girse, depresyona karşı etkili bitki yasa çıkar. Bunların hiçbiri yok. Onların yerine ne var? Pırasa, ıspanak, maydanoz, dereot. Ve bu Türkiye'nin en meşhur herbalisti. Meşhur herbalist. Bitki uzmanı. Tiyatro ile karşı karşıyayız. Kendinizin, ailenizin, çocuklarınızın, annenizin, babanızın, dedenizin, ebenizin, ninenizin sağlığını düşünüyorsanız dikkat edin.
Kaç yapayım derken göz çıkarmaz. Tehlikeli işler bu işler. Adam sonra birisi mide ameliyatı yapmaya kalkar, diğeri sana pırasa ıspanak. Depresyondasın, ne oldu pırasa ıspanak? Hiçbir şey olmadığı gibi hastalığınız daha da ağırlaşabilir. Yanlış adamlarla kol kola gezerseniz perişan olursunuz. Hocam selamun aleyküm. Bir aydır sizi takip ediyorum. Sosyal medya fazla kullanmadığımdan bana yardımcı olur musunuz? Midemde reflü var, yara var. Ne ilaç tavsiye edersiniz? Mastikam ne dedim? Mastikam laden gülü dedim. Mastikam laden gülü. Boswellia da kullanabilirsiniz ama ikisi de yeterli. Eğer ki kandida yoksa bağırsaklarda ikisi yeterli. Eğer bağırsaklarda kandida varsa o zaman yetmez. G seti gerekir. Evet. Hocam klinik araştırmalarda tek bitki ile tedavi uygulanıyor. Sizin tek bir ürününüz ile tedavi mümkün değil mi? Klinik araştırmalarla tek bir. Mesela mastikam veya ladin gibi ile midede gastrit, ülser, reflü tedavi edilebilir. Sorun değil. Tek bir ürünle tedavi mümkün. Şayet siz herhangi bir hastalığı nedeniyle antibiyotik, antihistaminik, antidepresan, kimyasal ilaç kullanmadıysanız, bağırsak floranı çökmediyse bir tane ürün yeterli. 10 tane ürün kullanmanıza gerek yok. Bir tane. Mide, gastrit, ülser. Safran. Bipolar, şizofren, Alzheimer, aslan yelesi veya ginkgo, çoban çantası, hemoroid, çentiyen iştahsızlık, gurmal şeker hastalığı. Yani bir ürün yeter. Ne zaman yeter? Bağırsağınızda kandida mantarı dönüşmemiş, değişmemiş, kudurmamışsa. Aslında herkesin bağırsağında 1 gram defacetinde 300-500 kandida herkeste var. Olması gereken bir şey. Ne zaman tehlikeli? Ne zaman penisilin gibi antihistaminik, antidepresan, efendim kortizonlu vesaire herhangi bir kimyasal ilaç kullandın. Bağırsaktaki faydalı bakteri ne oldu? Gitti. Yerine ne yerleşti? Kandida. Kandida ne oldu? Değişti, dönüştü, kutuz oldu. Sadece değişmez, dönüşmez. Arkasından kol gibi kuyruk çıkar. Kol gibi kuyruk çıkarsa ne olur? Yediğiniz her türlü ekmek, mantı, makarna, börek, çörek, bol, pekmez, reçel, meyve hepsini zehire dönüştürür. 84 çeşit zehir üretir. Etan, metan, butan gibi zehirli gazlar, etil alkol, metil alkol, butil alkol, zehirli alkoller. Metil alkol. Şu kadarı. Yani 15-20 milimi şu kadarı adamı kör eder. 30 milimi adam öldürür. Metil alkol. Normal alkolden 1000 kat tehlikeli. Geçen sene 115 kişi metil sahte alkol, merdiven altı üreten alkolden öldü. Neden? Kandida metil alkol üretir. Bağırsağınızda kandida yoksa bir ürün kullanın. Ben size 10 ürün kullanın demiyorum. Bir ürün. Çin'de insanlar çok basit iyileşiyor. Neden? Dünyada 5 milyar insan kimyasal ilaç kullanmıyor. Nedir bilmiyorlar. Kimyasal ilaç bilmiyor. Çin'de Şanghay, İstanbul'un nüfusunun iki katı Şanghay'da bir eczane bulduk. Eczanede kimyasal ilaç bulamadık. Hepsi bitkisel. Malezya'da eczanede kimyasal ilaç bulamaz. Dünyada 5 milyar insan kimyasal ilaç nedir bilmiyor. Kimyasal ilaç kullanmazsan çok kolay tedavi. Huş böbrek yetmezliği için, avokado böbrek taşı için, ay üzümü idrar yolları enfeksiyonu için, mastikam mide için, hamamelis yani bir ürün yeterli. Niye ben set veriyorum? Kandida varsa ki kimyasal ilaç kullananların hepsinde kandida var. Kuduruyor, değişiyor, dönüşüyor. Bundan dolayı set veriyoruz. Kandida yok etmedikçe
hastalıklardan kurtulamazsınız. Çünkü kandan üretmiş olduğu zehir kana karışır. Bağırsakları deler. Geçirgen bağırsak sendromu ortaya çıkar. Sızıntılı bağırsak sendromu, sızdıran bağırsak sendromu, bağırsakta her türlü zehir kana karışır, karaciğere gelir, karaciğer anlatamadığı zehir nereye gider? Hangi organ zayıfsa oraya, kiminin gözüne, kiminin kulağına, kiminin beynine, kiminin pankresine, kiminin karaciğerine, kiminin orasına, burasına, şurasına depolanır. Nereye depolanırsa orada sorun çıkar. Bu kadar basit. Hastalıkların %99'unu kanda tetikler. Babaannemin solunum yollarında enfeksiyon vardı. Yataktan kalkamıyordu. Sizden aldığımız ekinezya seti ile kullanarak hamdolsun bir haftada ayağa kalktı. Ekinezya işte bu salgından dolayı ismini bile söylemek yasak. Evet, kırmızı listedeyiz. Ekinezya seti ile ne oluyor vatandaş? Babaannesi perişan halde yatan kadın nefes yolları akciğerinde sorundan dolayı yatalak gibi yatan kadın ne olmuş? Bir haftada ayağa kalktı. Bir hafta. Ekinezya 6000 yıldır Kızılderililer tarafından biliniyor ve kullanılıyor. Yeni bir şey değil. Her türlü üşütme, grip, nezle, her türlü viral enfeksiyon, fark etmez hangi virüs. Her türlü. Aa, Gökçek diyorsa doğrudur değil. PubMed'e bakacaksın. Bana, ona, şuna hiç kimse inanmayacaksın. PubMed'e bakınıyorsun. Ekinezya purpurea. Ekinezya purpurea. Evet. Faydalarını saymakla bitmez. Kansere karşı nefes yolları, akciğer, üşütme, grip, nezle, aklınıza gelen her türlü rahatsızlığa karşı kullanılıyor. Dünyada yüz binlerce insan üzerinde test edilmiş. Yüz binlerce. Hayırlı yayınlar demiş Ülke Hanım. Sağ olun. Teşekkürler Ülke Hanım. Hocam ürünleriniz raf ömrü nedir? Açmadan önce, açtıktan sonra. Biz ürün yetiştiremiyoruz zaten elhamdülillah. Öyle bizde öyle bekleyen ürün olmaz. Üretim tarihi belli. Yenidir bizde hiçbir ürün. Ne demek? Yani bu ürün bir aylık önce üretilmiş. 2 yıl ömrü var. Bu süre içerisinde kullanabilirsiniz. Bozulmaz. Son güne kadar bozulmaz. Doğal koruyucu var. Dünyada hiçbir firmanın katmadığı bir doğal koruyucu kullanıyoruz. Dünyada hiçbir firmanın. Hiçbir firmanın. Kullanmadığı doğal bir koruyucu kullanıyoruz. Nedir? Dünyanın en etkili, en doğal antibiyotiği çam kabuğu. İşte çam kabuğu ekstraktı kullanıyoruz koruyucu olarak. Aklınıza gelen her türlü bakteri, virüs ve mantarı yok eder. Damarlar açar, plak hem ilaç gibidir, ilaçtır. Pine bark üretiyoruz. Hem de koruyucu kullanıyoruz. Bozulmaz. Çünkü her türlü mikrobu yok eder. Pine bark yaz bak orada Google'da. Pine bark. Pine bark yazalım bakalım. Pine bark. Çam kabuğu. 1542 klinik araştırması. Picnogenil diye çam kabuğu ekstra kapsül üretmiş Fransızlar. Ben de ürettim. Dediler ki bizden alacaksın. Neden? Biz patentini aldık. Peki kaç para? 2500 avro. Hoppala. Ben sizden kilosunu 2500 avroya alsam kaçı satacağım? O bize geldiler. En azından 1000 liraya satmam lazım. Ne yaptım? Alo.
Şam kabuğu gönderir misin kardeşim? Dedim, göndereyim abi dedi. Bizim ekstraksiyon sistemimiz var. Bir de ekstraksiyon sistemi haricinde destilasyon var, ekstraksiyon var. Şimdi bir de ne var? Süperkritik. Türkiye'de ilk bizde. Süperkritik var. Elhamdülillah. Çok maliyetli oldu ama çok hoş oldu. Süperkritik. Ne yapıyoruz? Üretiyoruz. Hamdolsun. Süperkritik. Türkiye'de ilk biz. Evet. Hiçbir firmanın kullanmadığı dünyanın en etkili, en doğal koruyucusunu kullanıyoruz. Çam kabuğu ekstraktı. Her türlü mikroba karşı korur. Artı doğal kan sulandırıcı, kan pıhtılaşmasını önler. Kolesterol, lipid, trigliserit karşı vesaire saymakla bitmez. İnternetten bakın, ben baktım şimdi. 1500 payın bak yazarsanız 1542 klinik araştırması yapılmış. Efendim 'Osteoartrit eklem kireçlenmesi. Antibiyotik, sulfonamidlerden daha etkili bir antibiyotiktir diyor. Antibiyotik, kimyasal antibiyotiklerden daha etkili bir antibiyotik. Efendim, sağlığınızı koruyun, anti-aging, gençleştirici, güzelleştirici. Efendim, aha bu her bir araştırmaya değinecek olsam, bir hafta anlatsam bitmez. Kendiniz bakın. Pine bark. Evet, merak eden bakabilir. Bitkisel tedavi .net tepsi yazıyor. Bitkisel tedavi .net. Hocam çok fazla uykum geliyor. Ne kadar uyusam hiç uyumamış gibiyim. Defalarca doktora gittim. Hiçbir şeyin yok dedi. Vitamin, mineral, enzim alamıyorsunuz. Yediklerinizden alsanız bile metabolizma bunu kullanamıyor. Çünkü oksijen eksikliği var. Oksijen sizi uyku moduna sokuyor. Ne yapmak lazım? Ginkgo seti, eğer kandida varsa B seti, kandida yoksa mini set. Kullandığınızda ginkgo, şimdi bizim Avrupa bayimiz Belçika'dan oğluyla yola çıkmış. Yola çıkmadan önce iki tane ginkgo kapsülü almış. İki tane ginkgo kapsülü. Yola çıkmış. Almanya'nın Augsburg şehrine gelmiş. Babasına demiş ki, baba biraz da ben süreyim. Yok oğlum, uykum yok demiş. Peki. Viyana'ya gelmiş. Baba biraz da ben söyleyeyim. Yok oğlum demiş. Uykum yok. Peki sen bileyim. Belgrad'a gelmiş. Biraz da ben söyleyeyim. Yok, uykum yok. Allah Allah, nasıl uykum yok ya. Sofya'ya gelmiş. Uykum yok. Edirne'ye gelmiş. Uykum yok. Edirne'de iki kapsül daha almış. Devam. Ya ben de araba sürüyorum. Uykum yok demiş. Sen yat, uyu. Buraya kadar İstanbul'a gelmiş. Buradan da burada biraz oyalandıktan sonra Bursa'ya gitti. 24 saat hiç uyumamış. Ginkgo kapsülü, iki tane ginkgo kapsülü kullanıyorsun. Cin gibi oluyorsun. Veyahut da Ormus Gold kullanıyorsun. 10 saat uyuyorsan 5 saat yeter. Neden? Metabolizma hızlandığı için. Şimdi neden insan çok uyur? Tüketmiş olduğumuz gıdalar yakılarak enerjiye dönüşürken artık madde ortaya çıkıyor. Asetik asit, laktik asit, formik asit. Asitler vücuttan temizlenip atılmadıkça beyin bütün vücut temizlenmedi diye komut gönderir, uyku moduna girer. Kurtulamaz. 10 saat uyursan uykudan kalkmaz. Ben Kurtuluş Osman'ı seyrediyorum. Barbaros'u seyrediyorum. Yeni bir dizi daha çıktı. Destan seyrediyorum. 3-4 tane dizi seyrediyorum. Saat 12'ye doğru yatıyorum. Sabah namazına kalkıyorum. Bitti gitti. Yani. Ormus Gold. Yarım çay kaşığı yeter. El Arabic. Arapça yazmış vatandaş. El Arabic. Arabic, Arabic, Arapça. Arapça. Dur bakayım hacı abi. Silver.
Ha, çevir. Ha, ne diyor? Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun İbrahim. Hayırlı İbrahim Bey demiş. Sabahlar Efendimiz Hazreti Muhammed nurlar nurları en hayırlı dualar ve selamlar olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Ha, dua etmiş. İyiymiş. Ha, hayırlı yayınlar hocam. Bağırsaklarım yemekten sonra gurulduyor. Mantar var. Kilo alamıyorum. Çentiyan G seti kullanın. Çentiyan G. Gönül Hanım, hocam rica etsem Orme PLT'yi kampanya yapma gibi imkanınız var mı? Hayır, hayır, hayır. Orme PLT kampanyaya girmez. Niye girmez? Çünkü bunun ham maddesi yurt dışından geliyor. Altından daha pahalı. Ben şimdi kendim ürettim. Semeriyle 80'e patladı. Şimdi çok pahalı bunun platin, çok pahalı. Platin kullanıyor. Selenyum, platin çok pahalı. Normal demir platini, bu demir platini 'Kral suyuyla çözüyoruz. Çözdükten sonra, birçok işlemden sonra platin klorit, tetra klorit elde ediyoruz. Mesela bir sürü işlemden geçiyor. Benim çok zamanım alıyor. Bu nedenle ne yaptım? Yurt dışından getirdim. Çok pahalı. Dolarla alıyoruz ham maddesini. Yani platinde indirim olmaz. Gümüş de olur, platinde olmaz. Maliyetle. Gümüşte indirim yapamayız. Platin indirim yapamayız. Dolarla. Hocam, haftada bir kere canlı yayından hediye vermeniz mümkün mü? Ne hediyesi verelim? Kime verelim? Hediye. Nasıl verelim? Nasıl hediye verelim? Sana hediye verdik, ona hediye verdik, öbürü ne yapacak? Kime hediye verir? Evet, düşüneyim, tamam. Hediye isteyenler o zaman ne desin? Bir şey söyle bakayım. 10 dakika içerisinde işte yazarlarsa şu söylediğim sözü onlara birer tane efer ferzan göndereyim. Şu andan itibaren Gökçek Şifa'ya yazıyorsunuz. Bu kadar. Nereye? Buraya yazıyorsunuz. 5 kişi. 5 kişi. 5 kişi az olur ya. 10 kişi de az olur ya. Tamam. 40 kişiye gönderelim. Efer Ferzan, hadi kampanya başladı. Gökçek Şifa yazan ilk 50 kişiye 50 dedim. Ağzıma çıktı. Tövbe estağfurullah. Kampanya Efer Ferzan gönderiyoruz. Okey. Wunderbar, wunderschön. 50 çok oldu. Neyse, olsun. Evet. İlk 50 kişiye kampanya başlamıştır. Gökçek Şifa yazıyorsunuz. Tabii benimle temas kurmak yok. WhatsApp hattıyla. Beni arayıp da kampanyadan şunu şunu aldım. Bana hiç yazmak yok. Yani öyle şeylerle uğraşamam. Engellerim ha. WhatsApp hattına yazacaksınız. Bana yazmak yok. Bazıları bana yazıyor şöyleydi böyle. Bana yazmıyor. Ben sadece hastalıkla ilgili vatandaş. Sipariş vereceğim yok. Bana yazmak yok. Sipariş vereceğim. Öyle işler yok. Kargoyu bakarım. Hasta, ağır hasta olursa konuşabilir. Ağır hasta olmazsa beni rahatsız etmez sonra kimse. Kampanya şöyleydi, sipariş böyleydi. O işlere girmek yok. Zaten sürekli telefon, mesaj, onlarla uğraşamam. Yani kusura bakma. WhatsApp hattı var. Telefon var. Her şeyi yazıyor. Ben sadece ağır hastalarla konuşurum. Sorunlarını dinlerim. Çözümler üretmeye çalışırım. Sipariş de, kargoyu da, kampanyayı da öyle işlere bakmam. Müsaadenizle. Onlara bakacak ve zamanım yok. Bu kafayı yeni formüllerle uğraşırken bir de bu işle de uğraşmaya zaman ayıramaz. Şimdi ben yeni iki ürün daha üreteceğim. Onlarla ilgili çalışma yapıyorum. Beni böyle lüzum şeylerle lütfen meşgul etme yani. Kusura bakmayın. Propolis'ten daha kalitesini ürettik. Onun için propolis yok. Ormus GMS antiviral. Propolis'ten 1000 kat etkili.
Ormus GMS. Her türlü virüsü 2-3 günde temizliyor zaten. Hiçbir şey kalmıyor. Makadoru tek kullansak sertleşme ve erken boşalmaya iyi gelmez mi? Mini set kullanın en azından. Hocam günaydın. Benim diz sorunum var. Bana ne önerirsiniz? Bamya seti G. Diz sorunu için. Hocam spirulina ve multivitamin alacağım. Nasipse ne kadar kullanmak gerekir? El titremesi için multivitamin spirulina olmaz. El titremesi için safran, en azından mini kullanacaksın. Safran aslan yelesi. Mini seti. El titremesini spirulina multivitamin niye kullanıyorsun? El titremesine karşı safran aslan yelesi. Beyinde tadilat tamirat yapacak. Yani spirulina enerji verir. Multivitamin enerji verir. Bunlarla ilgili değil yani. El titremesinde farklı bir şey. Hocam sarı kantoru nasıl değerlendirebilirim? Sarı kantoru nasıl değerlendirebilirim? Anlamadım. Orma pilatesi kanser hastası olan nasıl kullanacak? Kanser hastası sadece orma pilatesi kullanmayacak. Çünkü kanser hastasının zaten bağırsağında çok çok sorun var. Set. Maytake P seti. G değil ha. P seti. Kanser hastası. Maytake B seti. P. Pırasa'nın P'si. Paris'in P'si. Pınar'ın P'si. Kayseri'nin Pınarbaşı'sı. Yani P seti kullanacak kanser hastası. P. Dökülen saçların çıkması için ürün var mı? Var. Ru 5. Daha önce 1 kilosunu 5000 dolara alıyorduk. Şimdi İsviçre'de ve Almanya'da yeni teknoloji geliştiler. İki ayrı. Bunlardan birini biz çalışıyoruz. Antalya'da, Seramız'da yetiştiriyoruz. O bitkinin destilasyonla damıtılarak elde edilen özünü kullanıyor. Daha önceki ürünlerden çok pahalı olan üründen daha kaliteli. Selamun aleyküm. Lavman yapmak zararlı mı? Mecbur kalırsan yapabilirsin. Fakat sürekli lavman yapmak zararlı. Şimdi adamın biri, bu da profesör doktor, diplomayı oradan buradan cebellezi yapmış birisi. Profesör doktor demiş ki hidrokolon terapi. Geçen bir televizyon programında benden önce o sözüm ona sözde profesör doktor konuştu. Hidrokolon terapiden bağırsak temizliğine bastı. Benden önce konuştu. Ya bu şarlatanı buraya neye getirdiğini diyecektim ya, ayıp olur diye diyemedim yani. Dedim de yani o gidince dedim yüzüne karşı şarlatan diyemedim. Üzüldüm yani diyemediğim için. Ne yapalım yani, her doğru her yerde söyleme, kavga mı yapayım adam? Şarlatan. Hidrokolon terapi, bağırsak temizliği, sanki hortum, yıka. Hidrokolon terapi demiş. Berlin'de bir vatandaş bağırsağını yıkatmış. Doktoru demiş ki, 6 hafta sonra gel, bir daha yıkayalım. 2 metre uzunluğunda incecik bir hortum makattan giriyor. İçeri fırçalıyor, temizliyor, oh maşallah. Ya bağırsaktaki mikropların, bakterilerin, mikroorganizmanın %98'i faydalı bakteri. Ne yapıyorsun sen? %98'i faydalı bakteri. 2 kilo bakteri var. %98'i faydalı. Sen orayı yıkadın mı? Faydalı bakteri gitti. Ne oldu? Caz cavlak oldu. Barajın altına dinamit koydum. Baraj patladı. Ne oldu? Altında ne insan kalır, ne hayvan, ne bitki. Hepsi gitti. Çöl gibi oldu. Hepsini aldı gitti sel. İnsan bağırsa da yıkanmaz. Yıkanırsa ne olur? Her türlü faydalı bakteri yok olur. Ne oldu? Kandida. Bütün bağırsağı kaplar. Kadıncağız bir defa bağırsağını yıkamış doktor. 6 hafta sonra gel bir daha yıkayalım, tertemiz olsun. Sanki çamaşır yıkıyor. 6 hafta sonra gitmiş bir daha yıkatmış. Ondan sonra sindirim bozukluğu başlamış. Kadında faydalı bakteri kalmamış. Yediğimiz, içtiğimiz her şeyi faydalı bakteriler değiştiriyor, dönüştürüyor. Et yiyorsun.
protein kaç bin molekülden oluşuyor biliyor musun? Futbol topu gibi 10 milyon defa büyütsen. Onu küçük 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 parçacıklara bölen nedir? Faydalı bakteri. İşliyor faydalı bakteriler yediğimiz her şey işliyor. Şak 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 böyle kesiyor, kesiyor, doğruyu parçalıyor küçük küçük moleküllere. Ondan sonra bağırsaklar absorbe ediyor, emebiliyor. Yoksa yediğini içtiğini bağırsak sindiremez ki. Hepsi buradan yerse oradan çıkar. Bağırsakların hortum gibi olur. Hortum. Buradan ye oradan çıkar. Buradan ye oradan. Ölür insan yaşayamaz. Faydalı bakteri olmasa insan yaşayamaz. Kadıncağız iki defa lağman, iki defa hidrokolon terapi, ikinci defa yıkadıktan sonra davul gibi şişmiş. Küp gibi olmuş. Aramış o profesör doktoru, malum diploması sahte olan profesörü. Ulaşamamış. Beni arıyor. Hidrokolon terapi yaptım, ne yesem ne içsem yaramıyor, davul gibi oluyorum, şiştim kaldım. Bağırsanıza kandida yerleşmiş, günaydın. Ne olacak şimdi, ne olacak şimdi? Ara adamı sor ona. Ona ulaşamıyorum. Bana ulaşın ama. Ne yapacağım ben şimdi? Bağırsaklarımızdaki faydalı bakteri artıracağız, kandida yok edeceğiz. Ne kullanacağız? Ne kullanacağız? O zaman karamuk seti yoktu. Kortiseps seti artı probiyotik kullanacaksın. Uzun süre ekmek, mantı, makarna, börek, çörek, bal, pekmez, reçeli yemeyeceksin. Kandidayı beslenen her şeyden uzak duracaksın. Evet. Aylarca kullanmak zorunda kaldı iyileşmek için. İyileşti. Ama buna rağmen dikkat etmesi lazım. Bir defa kandida yerleşti. Hocam lipom için ne tavsiye edersiniz? Maytake seti G. Hocam midemde antral gastrit çıktı. Ne tavsiye edersiniz? Mastik gam G. İdrar yolları iltihabı için ne tavsiye edersiniz? Ayı üzümü G. Hocam hipotiroid için ne önerirsiniz? Hipotiroid için fukus. Bir de bir kapsülümüz daha var. Fukus. Orme İYT. Dünyada Orme İYT'yi üreten benim. Başka da yok. Orme İYT Gökçek üretim.com.tr. Şimdi Fukus Japonya ve Baltık Denizi'ne yetişen bir yosun. Esmer yosun. Esmer yosun vitamin, mineral, enzim deposu. 1-2 çok yoğun iyot içerir. Tiroid bezini tamirat yapar, yeniler. Fakat yanlış beslenmeden dolayı günümüzde insanlar ne tüketiyor? Cips, jelibon, kek, gofret, çikolata, hazır çorbalar, hazır gıdalar. Hazır gıdaların hepsi neyle ambalajlanıyor? Alüminyum folyo. Hatta bizim burada çalışan elemanlar restoranlara sipariş veriyor. Alüminyum böyle kaplarda geliyor yemek. Dedim ya siz kendiniz mi yiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya? Hocam ne yapalım? Ne yapalım? Yeme daha iyi. Çöp at. Yeme daha iyi, zehirleniyorsun. Alüminyuma geçiyor gıda. Onu sen yiyorsun, kana karışıyor bu alüminyum. Beyne gidiyor. Beyni bitiriyor alüminyum. Alüminyum zehirlenmesi. Hazır gıdalarda alüminyum var, beyni bitirir. İçme sularındaki klor tiroide yerleşir, tiroideki iyotu dışlar. Diş macunundaki flor tiroide yerleşir, tiroidi hipotiroid çalışamaz hale getirir. Ekmeklerde potasyum bromat var, bromür tiroide gelir, iyotu dışlar. Flor, klor, brom. Bu üçü tehlikeli element. Üçü de tiroiddeki iyotu atar. İyot eksilirse tiroid bezinde iyot üretemez. Hormon salgılama T3 T4. Tiroksin salgılayamaz. Salgılayamasa ne olur? T3 T4 azaldı mı mide salgıları azalır. Pankreas salgıları, karaciğer, ince bağ. Bütün sindirim sistemi yavaşlar, metabolizma yavaşlar. Yediğin içtiğin gıdayı sindiremezsin. Ne yapar metabolizma? Yediğin içtiğin her şeyi yağa dönüştürerek depolar. Ne oldu? Kilo aldın, kilo veremezsin. Evet, ormeiyetegökçekuretir.com.tr. Öyle bir sayfam yok, şaka olsun, geçelim. CDS2 Aqua gıda koruyucu olarak kullanabilir miyiz? Tabii, CDS2 Aqua'yı ben mesela herhangi bir sebze meyve aldığım zaman
bir kapak, ha bu cedesi 2'den direkt yarım fincan 5 litre suyla karıştırıyorsun. O suda zeptemi yıkıyorsun, duruluyorsun. Raf ömrü uzuyor ve oradaki mikropları yok ediyor. Her türlü bakteri, virüs, mantar hepsini yok ediyor. Selamun aleyküm. Radyasyonu vücuttan atmak için ne önerirsiniz? Çok güzel bir soru. Yeni bir ürün ürettik. Her türlü zehirlenmeye karşı. Spirulina, Chlorella, Fucus. Bu üç yosun radyasyona karşı etkisi ispatlanmış. Artı karaciğer zehirlenmesine karşı deve dikeni. Karaciğer zehirlenmesine deve dikeni. Civa zehirlenmesine karşı kişniş. Çok özel bir ürün ürettik. CFS tire DK idi ismi. Ne oldu? Tarım Bakanı ismini benzetmedi, beğenmedi. Niye? CFS kronik yorgunluk sendromu anlamına gelmiyor, olmaz demişler. Biz de ismini değiştirdik. SFC tire grafen. Niye grafen? Aşıların içerisinde grafen olduğu söyleniliyor. Bilmiyoruz. Olanlar da perişan oluyor. Her türlü zehri, toksik maddeyi vücuttan absorbe eden bir ürün ürettik. Tedbir amaçlı. Malum iş için. SFC tire grafen gökçegratür.com. Radyasyon falan filan hiç sorun değil. Ya la ilahe illallah Muhammed. Geç kaldım ya. Daha fabrika edeceğim işim var ya. Hocam baştaki geçmeyen kıl dibi iltihabını ne yapma? Hamam eliskiye. Hocam kızımın kulak altındaki türk bezinde iltihap olduğundan kaba kulak gibi kulağını Maytake G. PLTS'deki S harfi selenyum demek mi? Evet, S selenyum demek. Midede nodül var, Helicobacter pylori var. Ne önerirsiniz? Mastik gam G. O da indi süper kritik ekstraksiyon ücreti ne kadar? 10 bin lira litresi. 10 bin lira. 10 bin lira. 10 bin lira. Litresi 10 bin lira. Ne yapacaksın sen? Kullanamazsın bir damlasını bile. Kullanamazsın. Biz onu aynı sefa mixle kullanılabilir hale getirdik. O da indi mix süper kritik ekstraksiyon diyor. Ne kadar? Ne kadar? 10 bin lira litresi. Ama kullanamazsın, alsan bile işine yaramaz. Aynı sefa mix yağ ile karıştırdık, içilebilirlik hale getirdik. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Sayın hocam merhaba, benim kızda el ve ayaklarda aşırı üşüme var. Boswellia G seti. Kalçadan iğne yaptırdım. Ayağımda, parmaklarımda ve kalçada bir uyuşma kaldı. Harpago G. Sedef için kurtulmak var mı? Sedeften kurtulmak var mı? Evet. Amamelis, Amamelis virginiana, Amamelis G seti. Hocam aslan yelesi ekstraktı nasıl kullanılır? Ekstraktına gerek yok. Kapsül, kapsül. Hazır ürün var. Kapsül. Ekstraktını yapacağım. Burada ginkgo var, aslan yelesi var, bakoba, gotokola, melisa vesaire öyle. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Eksemaya karşı hamam melisse Gökçek Şifa. Gökçek Şifa. Ha, Gökçek Şifa. Kampanya bunlar. Gökçek Şifa, Gökçek Şifa, Gökçek Şifa, Gökçek Şifa, Gökçek Şifa, Gökçek Şifa, Gökçek Şifa. Abi Gökçek Şifa yazan arkadaşlara ne gönderiyoruz? Efe Ferzan gönderiyoruz. Hocam ben diyaliz hastasıyım. Bende Basur var. Huş çoban çantası G. Maytake mini seti tavsiye ettiniz. Kullanmaya başladık. Şimdi P seti diyorsunuz. Hangisine devam edeceğiz? Önce onu kullanın, sonra bunu kullanırsınız. Kanser hastasında mini set olmaz zaten. Kanser hastasına Maytek. Kanser hastası varsa mini set olmaz.
maytake P. Önce G diyorduk, şimdi ürettik P. Onu kullandıktan sonra bunu kullanmaya devam edin. Sorun değil. Hürmetle, saygılar, selamlar. Allah'a emanet olun.